Evet değerli Ersoy Hocam, doçent doktor Ersoy Soydan, aynı zamanda Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde hoca ve radyo televizyon kürsüsünün bölümünün aynı zamanda başkanı. Değerli hocam, Avrupa'yı karış karış gezdiniz. Özellikle Avrupa'daki Türkçe medya, yani gazetecilik, radyo, televizyon, tüm bu konularda bir şekilde bir platform oluşturan kurumların yarattığı etki ve katma değer nedir sizce? Evet, öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem konuk aldığınız için hem de eski dostum Fikret'le aynı yayında söz hakkı verdiğiniz için. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Kültürün taşıyıcısı dil. Bunu birçok yayında anlatmaya çalıştım. Yani siz eğer Türk kültürünü yaşatmak istiyorsanız dili var etmek zorundasınız. Dünyanın her tarafında bu böyle işler. Dilsiz bir kültürün yaşatılması imkansız. O yüzden bunda iki ayağı var. Birincisi eğitim. Okullarda alınacak Türkçe dersleri, ama daha önemlisi ana dilde bir yayın ihtiyacı. Tabii dijitalleşmeyle birlikte, özellikle uydu yayıncılığı ile birlikte Avrupa'ya 1960'larda göçle birlikte giden ve aşağı yukarı 6 milyonu aşkın bir nüfusa ulaşan Türkler uydu sayesinde Türkçe yayınlara ulaştılar, ama bu onların yani Türkiye ile haberleşmesini sağlamakla birlikte kendi yaşadıkları coğrafyalardaki sorunlarını tam olarak karşılamıyor. O yüzden o ülkelerde gerek gazete, gerek radyo, gerek televizyon yayınlarına ihtiyaç duyuyorlar. Her ülkenin, her coğrafyanın kendine göre sorunları var. Yunanistan'daki Türklerin başka sorunu var. Norveç'tekinin başka sorunu var. Belçika'dakinin başka, Almanya'dakinin başka, göçmenlerin kendine has sorunları, üstelik bir de ana vatanda yaşamadıkları için kendi dillerini ve kültürlerini yaşatma sorunları var. Ben 2014'ten bu yana yaklaşık 50 farklı yayınla, yani kimi zaman bildiri, kimi zaman kitap bölümü, kimi zaman makaleyle bunları anlatmaya çalıştım. Özellikle radyo ve televizyon yayıncılığı üzerinde ki yayın kurumlarının tamamıyla da irtibatta olmaya çalıştım ki hala irtibattayım. Gelecek ayın sonunda yurt dışında Türkçe Radyo Televizyon Yayıncılığı adlı bir kitabımız, yani benim kitabım çıkmış olacak. Onun dışında gelecek ay yine Norveç ve İsviçre'deki Türkçe radyo yayıncılık deneyimleriyle ilgili, ki bir Norveç'teki 40 yıldır sürüyor, İsviçre'deki de yaklaşık 35 yıllık bir yayın. Bunlarla ilgili değerlendirmelerimiz olacak uluslararası sempozyumlarda. Bunların her biri çok kıymetli. Fazıl Üstünü Türkçe için ses bayrağımız da Türkçenin yaşatılması için, Türk kültürünün yaşatılması için olmazsa olmaz ihtiyaçlardır. Yeterince ilgi görüyorlar mı peki, veyahut da destek görüyorlar mı dersek, en sonunda söyleyeceğimi bu durumda en başta söylemiş olayım. Hayır. Çok ciddi sorunlarla boğuşuyorlar. Gerek geleneksel yani radyo, televizyon ve gazetelerimiz, hani yurt dışında yurt dışı merkezli yayın yapan Türkçe yayın organları, gerekse de medya mensupları gerekli desteği alamıyorlar. Gerek Avrupa'da, gerek Balkanlar'da, hatta Avustralya'da, Amerika'da Türkiye Türkçesiyle yapılan yayınlar bu durumda ciddi bir tehdit altında, devamı konusunda ciddi sıkıntılar söz konusu olabilir. Çünkü ekonomik anlamda güçlüklerini açtıklarını söyleyemeyip, gerçi geleneksel medya dünyanın her tarafında sıkıntı altında. Yani işte Kastamonu'da geçen sene 6 yerel gazetenin 3'ü kapanmak zorunda kaldı. Bursa'da Olay Gazetesi 20 bin tirajlardan 2-300 tirajlara düştü. Aynı şekilde Bursa Hakimiyet yine 20 binlerden 2-300 tirajlara düştü. Birçok gazete, televizyon kuruluşu kapanıyor. Dijitalleşme bir yandan çok geniş olanaklar sunarken, dünyanın dört bir tarafına ulaşmak, etkileşim şansı sunarken, bir yandan organik izleyiciyi, okuyucuyu, katılımcıyı
kendisinden uzaklaştırıyor, sanal cemaatler kurulmasına sebep oluyor ve algoritmalar değiştiği için insani dokunuş da zaman zaman kayboluyor. Olumlu tarafları kadar aslında geleneksel medyayı tehdit etmesi gibi sıkıntılar da doğuyor. Bunun sonuçlarını yakın zamanda göreceğiz. Yani şöyle toparlamak isterim. Avrupa'da, Balkanlar'da 1940'lı yıllardan itibaren Türkçe medya faaliyeti yürütülüyor özellikle Balkanlar'da. Ama bunlar da yakın zamanda birçoğu Kosova'da, Makedonya'da kapanmak zorunda kaldı. Devam ettiremediler. Avrupa'da 1961'deki iş gücü anlaşmalarından sonra oraya yerleşen misafir işçilerin yayın ihtiyacını karşılamak için özellikle devletin radyo ve televizyonlarında ilk olarak haftalık, daha sonra günlük Türkçe yayınlar yapılmaya başlanmıştı. Bunlar daha sonra 1977'den itibaren Fransa'da başlayan özgür radyo akımından sonra kurulan topluluk radyolarında ve özel radyolarda devam etti. Tıpkı Belçika'da ve İsviçre'de ve diğer ülkelerde olduğu gibi. Ama bugün onlarda da yani devletin özellikle kamunun işte Norveç'te, İsveç'te, İsviçre'de birçok yerde devletin kamu radyolarındaki Türkçe yayınlar sona erdirildi. Türklerin gerek topluluk radyolarında yaptığı programlar yeterince işte sunucu ve diğer gazeteciler ilgi göstermediği için, belki gelecek görmediği için programlarını sona erdirdi. Aslında tablo çok iyimser değil o evet. anlamda baktığımızda. Peki değerli hocam, bunun şimdi, sonucunda Türkçenin... Şimdi tam evet, bu noktada size bir kritik soru yönlendirmek istiyorum. Şimdi Avrupa'da yaşayan Türk toplumu, hatta Türk dünyası, eğer Türkçe evet. medya sönerse ne kaybeder? Bir kere dilin kullanımını kaybedecek. Evet, uyduyla ve diğer internet yoluyla siz Türkiye'deki televizyonları, radyoları dinlemeniz mümkün. Ancak Brüksel'deki insanların sorunları, Brüksel'de diyelim 13 Ekim'de yerel seçimler olmuştu. Evet. Brüksel'deki Türklerin gündemi başka bir gündem. Veyahut da Almanya'daki Türklerin, Norveç'teki Türklerin kendine has sorunları var. Dolayısıyla ikinci, üçüncü kuşak göçmenlerin Türkiye'den yapılan yayınlar bir noktadan sonra ilgisini çekmez, çekmeyebilir. Zaten çekmediği de yapılan araştırmalarda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla son derece önemli bir şey. Belçika merkezi, Norveç merkezi, İsviçre merkezi yayın organlarının varlığını sürdürmesi. Siz iki dilli, ikinci, üçüncü, dördüncü kuşak, hatta bir göçmen çocuk olarak düşünün kendinizi. Türkiye'deki gündelik politik gelişmeler falan ne kadar ilgilendirebilir ki sizi? Dolayısıyla orada gerek Brüksel'de, gerek Berlin'de, gerek Lisbon'da neyse oradaki sorunları, oradaki, çünkü bunlar artık çifte vatandaş çoğusu, o Avrupalı Türkler her ne kadar Türk kökenli olsalar da artık o ülkelerin içinde entegre olmuş, o ülkelerin ayrılmaz bir parçası olmuş insanlar, ama bunlar bu tür yayın organlarını yaşatmayı beceremezsek haliyle iki dillilikten bulundukları ülkenin diline doğru gidecekler. Ve Türk televizyonlarında elbette dizileri falan seyredebilirler. Fakat sadece hani herhangi bir Alman kanalındaki, Belçika kanalındaki diziyi seyrettiği gibi seyreder. Bu şeyi kaybedersek Türkiye'nin ki medya hani yumuşak güç olarak değerlendirilir. Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa'daki sivil temsilcilikleri gibi düşünmek gerekiyor. Oradaki medya organlarını, bunları da kaybetmiş olacağız. Zana Hanım'ın 6 Şubat işte Maraş, Hatay merkezli depremdeki yardım kampanyasını düşünün. Oradaki Türk toplumunun dayanışmasını sağlayan, organize olmasını sağlayan bir kampanya yürütmüştü Brüksel'de. Ki burada bir Türk vatandaşı olarak teşekkür ederim kendisine. Bunların hepsinden mahrum kalacağız. Evet. Ya bu muhtemelen şöyle düşünüyor olabilir bir kesim. Ya zaten uydu yayınları var, internet var. Ne gerek var ki hani Brüksel'de bir radyo olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama oradaki Türkler
artık yaşadıkları ülkelerde kendilerini temsil etmek istiyorlar. Evet, tamam, Türk kökenli ama Belçika'da işte Brüksel Merkez Belediyelerinden iki tanesine Türk kökenli insanlar seçildi. Belediye başkanı olmak istiyorlar, milletvekili olmak istiyorlar, orada temsil edilmek istiyorlar ve elbette dayanışma içinde olmak istiyorlar. Bu imkanları kaybedecekler. En önemlisi bu. Öte yandan haliyle göçmen Türk, orada yaşayan Avrupalı Türkler çifte vatandaş ve iki dilli hayatlarını sürdürüyorlar. Ama siz onları bu ilgiden yaşadıkları bölgelerdeki olaylardan uzak tuttuğunuzda, ki medyanız olmazsa uzak kalmaları gayet normal, neden Türk medyasını da takip etsin? Bulunduğu ülkenin medyasını takip eder ve Türkçenin kullanımı da azalır. En nihayetinde Türk kültüründen de kopar. Yani böyle bir sonuçla karşılaşacağız bir süre sonra. Peki işte, hocam, şimdi bir kritik soru daha. Tabii iş dönüp dolaşıyor, desteğe geliyor. Yani bizler Avrupa'da uzun yıllar kısmen gönüllü olarak, semi profesyonel, yarı profesyonel olarak Türk toplumuna hayatını kayıt altına aldık, toplumun gelişmesine katkı sunmaya çalıştık. Ama bir yere gelip tıkanıyorsunuz tabii. Hem manevi hem maddi destek gerekiyor. Şimdi özellikle Batı Avrupa ülkelerinde Türkçe medyanın yaşaması için hem Türkiye'den hem de Avrupa'da bir şekilde girişimci olan, ekonomik kaynakları yeterli olan insanlarımıza yönelik bir çağrınız olur mu? Bu yönde ne tavsiyeleriniz olur? Ya zaten şöyle bir Türk medya kuruluşlarının da şöyle bir beklentisi var. Yani acaba Türkiye bize destek olur mu? Türkiye'nin kaynaklarından yararlanabilir miyiz? Böyle bir düşünce içinde oluyorlar. Halbuki yine aynı şekilde oradaki Türk toplumunun, Avrupalı Türklerin kendi dillerinde yayın organlarını, ki bunun aslında en basit, yani onlar için en önemli tarafı, kendileri için bir büyük bir müşteri potansiyeli bu. Yani reklam verip yaşatabilirler. En çok kendilerine yarayacak bir şey. Ama bu konuda da hani bir ulusal bilince sahip olmaları gerekiyor bence. Çok basit bir şey değil. Bu konuda en çok iş o ülkelerde yaşayan, artık yarıya yakını kendi iş yeri sahibi olan yurttaşlarımıza düşüyor. Evet. Bu hani yani onlar için çok aslında küçük meblağlar Türkçenin yaşatılması için çok büyük bir işlev görecek. Evet. Dediğim gibi eğitim, yani okullardaki Türkçe dersler ve Türkçe Avrupa merkezli medya, oradaki Türk kültürünün yaşatılması için şart diğer şeyler, tali unsurlar. Ve eğer medyanız yoksa 3. 4. kuşak bir adam Türklerle niye dayanışma içine girsin? Evet. Oradaki Türk toplumuyla niye kaynaşsın? Burada da yani elbette Türk toplumuna karşı bir sorumluluğu olması gerekiyor. Oradaki özellikle işveren konumundaki yurttaşlarımızın. Elbette hani Türk devletinin de olanaklarıyla mümkün olduğu kadar destek olması gerekiyor ama asıl burada reklam verenlerin, yani işverenlerin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Duyarlı olmazlarsa en basitinden kendi müşteri portföylerini genişletemezler. Evet. Türk müşterilere hitap edemezler. Bu da az buz bir şey değil. Avrupa genelinde 6 milyon Türk'ten söz ediyoruz. Evet. Bu konuda biraz daha ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Özellikle reklam verebilecek durumda olan Türk işverenlerini kastediyorum. Peki hocam, son olarak şimdi Avrupa ülkelerinde biz yakından takip ediyoruz. Mesela Belçika'da dijital dönüşümün böyle yazılı basına etkisini olumsuz yönde, tabii ilk etapta etkilediğini biliyoruz hep beraber. Şimdi dijital dönüşümde gazetelerin büyük yara almaması için devlet, Belçika devleti çok ciddi bir kaynak yarattı ve bu kaynağı o dönüşümü kolaylaştırmak adına kullandı. Ve şu anda hiçbir Belçika gazetesini bir ücret ödemeden okuyamıyorsunuz.
haberlerine ulaşamıyorsunuz. Yani o kurumları yaşatacak ekonomik kaynağı yeniden yaratmış oldular ve gazeteler bu şekilde çok ciddi bir personel kıyımına uğramadan çalışmalarını sürdürmeyi başardılar. Peki Türkiye'de bu bakış nedir? Türkiye nasıl bakıyor buna? Bir dakikamız kaldı. Bir dakika içerisinde özetleyebilirseniz mutlu olurum. Yani burada dijitalleşme kaçınılmaz bir sonuç. Bundan kaçamayacağız. Herkesi etkileyecek, gazeteleri de etkileyecek, radyoyu da etkileyecek, televizyonu da etkileyecek. Tabii yani az önce anlattım, sadece yaşadığım Kastamonu'da 6 yerel gazetenin 3'ü bu süreçte kapandı. Yani son 2 senede kapandı. Birçok gazeteci işsiz kaldı.